Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hanımı bekliyorum. Çok teşekkürler. Merhabalar. Merhabalar. İsteğinizi kabul ettim umarım. Dilek Hanım merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Yerimize bir Ben bakalım mı? efendim tabii ki de bence çok güzel gözüküyor. Bir siz de şey yaparsanız. Ben de bir oturayım. Bakalım. Yok, ben Biraz gözükmüyormuşum. Evet. geriye alırsak biraz daha makine harika gözüküyor. Masa da harika gözüküyor ama sizi göremiyoruz. Yok, kamerayı geriye alalım. Hiç kameranın şeyiyle Gidebileceği en son noktaya şu tamam. an getirdim. Duvarımın izin verdiği. Oldu mu? Tamamdır sanıyorum. Yani şu an çok güzel gözüküyor. İnşallah siz de tam görürüz. Harika. Evet. Tamam. Müthiş gözüküyor şu an. Merhabalar tekrar. Nasılsınız? Nasılsınız? Çok İyiyim, siz teşekkür nasılsınız? ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim ben de. Bugün ne dikiyoruz Dilek Hanım? Şimdi dikiş de en önemli şeylerden bugün üniversitelerde bile eğitim olarak gösterilen giyim süslemeleri var tabii ki. Sadece bir elbiseyi dikip de bırakmıyoruz. Ona süslemeler de yapıyoruz. Giyim süslemeleri dersi yakaladabiliyorsunuz. Böyle bir üniversiteyle çalışmam oldu. Oradan da Feyz'le gerçi çok önce bildirmiştim ama evdeki nakış makinesi almamış olan kullanıcılarımız çok fazla tabii ki. Herkes nakış makinesi almıyor. Alamayabiliyor veyahut da çalıştığı için hobi olarak yapıyor. Şimdi o arkadaşlarımızın da birer kıyafetlerinin üzerine süsleme yapabilmelerini, çalışabilmelerini istiyoruz. Onun için de mekanik bir makinalarının olması ya da dijital bir makinalarının olması bizim için yeterli. Nelerle çalışıyoruz, nasıl yapıyoruz? Biraz mesafemiz çok uzak ama mümkün olduğunca Şu an anlatmaya çok güzel çalışıyoruz. gözüküyor bence ama Dilek Hanım. Peki. Hani Şu an görmek çok net açısından gözüküyor. Size mümkün öyle gelebilir ama olduğunca şey, anladım. görüntü olarak çok net. Yok, çok güzel Süper. gözüküyor. Süper. Hatta en güzel açımız diyebilirim, öyle içiniz rahat olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi Hazal Hanım, bu işlemelerde bu makinalarımızın biliyorsunuz ki bir dişli sistemi var. İlk yapacakları şey öncelikle dişlisini düşürmek. Bu tarz makinalarda dişliyi arkadan düşürüyoruz. Bazen de makinalarımızın içerisinden bazı makinalarımız içinde kahverengi bir kapak çıkar. O kapağı takıyorlar. Dişli düşmüş olacak. Manuel işleme yapacağımız için. Daha sonra yine ben klasik tansiyon ayarıyla hiç oynamıyorum. Çünkü iliklerimin akışı düzgünse buna sıkıntı yok diye düşünenlerdenim olmuyor da. Makinamın bu kez düz dikiş ayarıyla değil, zigzag ayarıyla çalışacağım. Bunun için kullanabileceğim, yapacağım çalışmalar için tül kullanabilirim. Ben burada çeşitli uygulamaları yarım yarım yaptım ki burada vakitten kazanabilelim diye. Bir de mesela yine hem böyle görünsün istediğim için bakın bir kot
Gömlek daha önce Hı sizinle birçok projede kullandığım bir kot gömleğimizin hala burada ilikleri duruyor. Altını, yani bu kumaşı kullanmak istedim. Şimdi ben bunu biraz sonra yaptıktan sonra keseceğim ama kesmeden de çiçek uygulaması yapabilirler. Oldu mu? Yani bu uygulamayı burada yapabilirler. Bir giyim süslemesi olarak bu da bir teknik aslında. Ne yapıyorum? Hazır. Aslında Buyurun. hemen şurada araya girebilir miyim? Çok güzel bir örnek gösterdiniz şu an bize gene. Ya bizim Evet. her zaman aslında bu canlı yayınlarda da belirtmek istediğimiz tamamen budur. Yani en küçük parçanızı bile kullanmayacağınızı düşündüğünüz en küçük Kesinlikle. parçanızı bile çöpe sakın atmayın diyoruz. Bu da bir sizin şu an gösterdiğiniz çok güzel bir Evet. örnek aslında. Yani o Aynen bir gömlek kim gömleği bilir hangi projelerde incik incik oldu, kullandım. nerelerden neler Aynen ama yaratıldı kim bilir. En son bu parçası kaldı. aynen aynen öyle bir iki tane böyle küçük küçükler var. Onları da kesinlikle atmayacağımı her zaman söylüyorum. Ama bir gömleklerinin altına da bu uygulamayı öncelikle birinci kat olarak böyle işleyebilirler. Sonra işte artan koldan falan yine yapıp kesip üzerine boyut kazandırabilirler. Bugünkü amacımız zaten bir çiçek veya bir benzeri bir şey, kelebek olabilir bu. Ana bir çizim yaptıktan sonra işleyip kesip montelemek. Bütün meselemiz bu. Şimdi ne yapıyorum? Hemen böyle geçeyim. Öncelikle ihtiyacım olan malzemeler bir kasnak ve bir kordon ipi. Yani yorgan ipi dediğimiz kalınca bir yorgan ipi. Desenimi kumaşa çiziyorum. Şimdi ben bir sıfır başlangıç yapacağım ama sonra bırakıp bitmeye hazır olanına döneceğim. Kasnağımı geriyorum. Hemen büyük olanı alta, küçük olanı içe getirecek şekilde kasnak gerginliği. Gererken o sırada ben bir katılımcımıza cevap vereyim. Tabii. Bir soru sormuş. Hava Hanım, bizim makine modellerimizi ve makinemizin fiyatlarını, özelliklerini singer.com.tr internet sitemizden bakabilirsiniz. Oralarda da mevcuttur. Aynı zamanda Singer mağazası olarak gitti gidiyor orada da makinalarımız mevcuttur. Tamamen. Yani oralardan bakabilirsiniz. Evet, şimdi kasnağımı gerdim. Kasnak gerginliği çok önemli. İyi gerilmiş bir kasnak olacak. Makinalarımızda bunu böyle ellemeyiz ama bunlar da bu sesleri duymak isteriz. Daha sonra şimdi kordon ipini alarak makinamı bu makine için 6 numaralı işi seçiyorum. Kendileri de zikzak. En basit makinamızda bile zikzak var biliyorsunuz. Evet. 6 numaralı burada 6 numara onlar zikzak seçecekler ve enini 2,5 yapacaklar. Daha sonra çizmiş oldukları desen, dişliği de düşürdük, unutmayalım. Çizmiş oldukları desen, ben şuradan birazcık ipi rahat çalışalım diye kopardım yorgan ipini. Ayağı arkadan indiriyoruz. Şimdi size uygulama için ilk önce yapacakları şey hızını onlar düşük çalışsınlar. Oldu mu? Enimi 2,5 yapıyorum. Ve çok seyrek zikzaklarla bu ipi desenimin kenarından bakın çevirerek tutturuyorum. Şimdi bir tanesini yapınca size böyle yakınlaştırıp göstereyim, olur mu? Olur. Siz de evinizde böyle kullanmadığınız parçanızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bütün canlı yayınlarımızın aslında amacı budur. Zaten özellikle artık bir kumaş ve kottan da bir çiçek olsun istemiştim. Sadece tül değil. Onun Makinamızı dışında kameraya yakınlaştırsak bile ışığından dolayı gene bir yansıma olacak. Gene oradaki bir dikişi göremeyebilirsiniz. O yüzden. mümkün olduğunca teknik açıdan anlatıyorum ne yapacaklarını. Ama şimdi bir de yakından şöyle bir sıra daha gider gibi yapayım. Gideyim dahası. Ve size
ne yaptığımı göstermiş olayım. Bunları çocukları için kullanabilirler. Sonra çiçek yaparken en çok bazen bir gece kıyafetini tamamlamakta aksesuarda çok sıkıntı yaşayabiliyorlar, renk Evet. bulamayabiliyorlar. Aynı Ya da kumaşı sadece çok sıkıldığınız, bunu her canlı yayınımızda hani mümkün mertebe söylüyoruz. Sadece çok sıkıldığınız beyaz gömleğiniz, kot gömleğiniz, düz siyah gömleğiniz, hani bu şekilde desenlendirerek, hareket vererek kullanmaya devam edebilirsiniz. Bambaşka bir gömlek yaratmış oluyorsunuz çünkü aslında. hatta hani ben bunu ketende çok sevdiğimi söylemeliyim. Şu anda bunu biraz ekranda gözükmeyeceği için ketene aynı renkte yaparak muhteşem Ay harika olur. çalışmalar yapılır. Kesinlikle ketende kullanmayı tercih ediyorum ben de böyle Ya da bir. keten bir gömlekte mesela, kırık beyaz bir gömlekte, ketende mesela çok minik Evet. minik 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 çiçek süslemeleri belli yerlerde çok güzel Aynen. olur. Ben şimdi şöyle sadece bir ekrana size yakınlaştırayım, getireyim bunu. Oldu mu? Ne yaptığımı görsünler istiyorum. Birazcık mesafem var çünkü. Şunu yaptım. Bakın. Desen çizili altında ve ben kordon ipini zigzagla tutturdum. Oldu mu? Hatta böyle muntazam çalışmalar yapmıyoruz ki biraz daha doğal olsun. Evet, ben de Dilek Hanım, şöyle bir soru gelmiş. Düşüremediğimiz makinalarda aparat takmamız gerekiyor değil mi? az önce bahsettiğim kahverengi parçayı takarak kapatabilirler. Hani dişlisi düşmeyenler için kahverengi bir aparat çıkıyor makinalarının içinden. Onu taksınlar. Olur mu? Olur. Şöyle. Bugün boyutlu çiçek yapımı gerçekleştiriyoruz. Dilek Hanım şu an mesela çok güzel bir boyutlu çiçek yapımı gerçekleşti. Aslında bunu göstermemiz amacı tamamen kıyafetlerinizde siz de hareketlendirerek bu şekilde çiçek yapımını kullanabilirsiniz. Doğru değil mi Dilek Hanım? Aynen öyle. Bir zemin, yani bunu alternatif tamamen de çıkartabilirler. Bakın benim gibi altta bir zemin oluşturup yaptıklarını keserek başka kumaştan, koldan filan bunun üzerine büyüğü küçüğü şeklinde böyle boyutlar verebilirler. Başka alanlarda da kullanabilirler. Şimdilik işimizin ilk kısmı zigzagla 2,5 milimle bunu böyle tutturduk. Şimdi kenarını biz şu şekilde saracağız. Bakın, işlemin birinci bölümü burası, işlemin İkinci bölüm. ikinci bölümü burası. Gidiyorum. Alternatif çalışmalar da tabii göstereceğiz. Hocam tele kullanmalı mıyız diye bir soru gelmiş Dilek Hanım. Nasıl? Nasıl? Tele kullanmalı mıyız? Hayır. Kotun kendi gerginliği olduğu için telaya ihtiyacımız yok. Tül kullanıyorsak da iki kat tülden yapabiliriz. En ufak bir atma olmayacaktır. Bayılacaklar. Çok güzel işler çıkacak. Telaya ihtiyacımız yok bunda. Dilek Hanım, bir de bir katılımcımız şöyle bir soru sormuş. Yani bu Evet. biraz eski makinamız. Hocam ben dişli düşürmeyi bilmiyorum. Nasıl düşürebiliriz? Makinem 1300 Yokna Singer. Öncelikle yeni makine almasını tavsiye ediyorum. İvedilikle ama. Çok uygun fiyatlı, çok güzel makinalarımız var. 1300 bir yok artık biliyorsunuz. İvedilikle güzel bir makine alsınlar. Onun da dişlisini düşürecek yeri çok eski bir makine ama yan tarafta olması lazım. Yani yine onun da böyle, şimdi çok hatırlamaya, çok eski bir makine. Kitapçıktan da bakabilirler. Şöyle ön tarafta, şimdi hatırladım. Ön tarafta bir tuşu var onun. Şöyle yuvarlak düğmesi var. Onunla düşerdi. Olur mu? Çok rica ediyorum. Bizimle irtibata geçsinler. Güzel bir makine alsınlar. İsterim yani. Tavsiye edelim. Bir Peki. katılımcımız soru sormuş. Çok özür dilerim Dilek Hanım. Hemen ona cevap vereyim, devam edelim. Çünkü önemli bir soru gelmiş. Bu canlı yayın videolarımızı her zaman kaydediyoruz. Singer Türkiye Instagram hesabında IGTV bölümünde
Bütün çarşamba günleri gerçekleştirdiğimiz canlı yayınlarımızı bulabilirsiniz. Aynı zamanda yani hemen hatta canlı yayın bittikten yarım saat sonra zaten bu canlı yayınımız yükleniyor oluyor her çarşamba günü. Aynı zamanda Singer Türkiye YouTube hesabında da canlı yayınlarımızı oradan da izleyebilirsiniz. Hem aynı zamanda YouTube hesabımızda makine temel eğitimleri mevcut, ayak temel eğitimleri mevcut. Yani makine tanıtımları da var orada. Oradan da izleyebilirsiniz bizleri. Şimdi bakın makinenin hiçbir şekilde ayarıyla yine oynamadım. Hı. Hala 2,5'ta zigzag seçili. Bu sefer o seyrek seyrek dokuduğum yerin üzerine biraz daha temkinli durarak kapatmış, sarmış oluyor. Oldu mu? Hı. Sadece çok üst üste gitmemeye dikkat edecekler ve hata kapatmaya çok müsaittir. Şimdi altta iplik beni yormadığı için onu bir nevi tekerlemiş oldum ben. Değil mi? Hı. O yüzden onlara bir başka örnek de göstereceğim bitirme. Ayrıca bunların kendi kumaş üzerine yaptığımız için yıkamada da son derece sağlıklıdır. Yani diğer piyasada satılan bu naylon çiçekler gibi olmaz. Çok daha Hı. sağlam, çok daha kullanışlı olur. Zaman zaman böyle güzel bir iş çıkarabilmek için durup kasanın yönünü değiştirebilirler ve orta hızda çalışsınlar. Ben biraz daha şimdi burada onlara tavsiyelerim bunlar. Hangi iğneyi kullanacaklar? 11 numaralı iğneyi kullanabilirler. Özellikle şey çalışırken. Hani bu kot ince. Onun için 11 numara olur. Ama biraz kalınsa 14 de Klasik yapabilir. 14. Evet. Tül çalışırken mutlaka 11. Aslında bir çiçek boyutlandırma ne kadar kolay. Sadece hani burada biz detaylı anlatım yaptığımız için her projemiz için geçerli. O yüzden genelde yayınımız 20 dakika hani sürüyor ama normal şartlarda yapılan eğitim uzmanlarının her projesi totalde evde kendi başınıza yaptığınızda 5 dakikalık projeler. Evet, biraz da tabii sohbet ediyoruz, bilgi veriyoruz. Tabii. O yüzden burada anlatırken böyle çok uzunmuş gibi geliyor aslında ama aslında bu yaptığımız proje genel tek başımıza evde yapmaya kalksak çok kısa bir proje. Yani 5 dakikada bitirebilirsiniz. Bir gömleğinizi süsleyebilirsiniz ya da bir Evet. tişörtünüzü yapabilirsiniz. Şimdi o bitti. Hı Fakat hı. biraz daha diyelim ki bazen ketende, bazen diğer kumaşlarda daha fazla süsleme seviyorsunuz. Ne yapıyorum? Makinemi dikişe getiriyorum. Bu makineyi düz dikişe getirdim. Şöyle bir göstereyim ne yaptığımı şu ana kadar Süper görecekler. olur görürsek. Evet. Şu anda tamamen bitti. Oh, harika. Biraz daha yakınlaştırabilir misiniz Dilek Hanım? Çok az daha. Şöyle. Çok güzel olmuş. Üç boyutlu gibi duruyor Dilek Hanım ekranda. Yani ben aynen öyle. Ve şimdi bu bitti. Bunun içine düz dikişle istedikleri damarları yapabilirler. Tamamen düz dikiş kullanıyoruz. Sadece elimizle oynatarak, değil mi? Evet, bakın. Şimdi makinemi düz dikişe ayarlıyorum. 0-1 bu makinede düz dikiş. Kendi makinalarında da düz dikişe. İçine topu veriyorum. Hı. Az önce boş hali göstermiştim. Bunu Evet. deyince zaten kendileri de yaptığımı fark edecekler. Topluyorum. Sadece elimi, elini boyunu dikiyorum. Yani farklı bir şey değil.
Bizim dikiş teknikleri olarak kursumuz yok ama temel makine eğitimlerimiz var canlı yayınlarımızda. Pazar günü, pazartesi günü Singer Türkiye Facebook hesabında, cuma günleri de PAF Türkiye Facebook hesabında temel makine eğitimiyle alakalı canlı yayınlarımız var. Bu makine eğitimlerinde hangi makinenin eğitimi verilecek, hangi eğitim uzmanımız verecekse biz de Singer Türkiye Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Orada storylerde her zaman haber vermiş oluyoruz sizlere. Bitti. Şimdi tamamen bitirdik işimizi Hı ve hı. geliyorum yanınıza biraz daha. Buradan şöyle göstereyim, bakın ne yaptık. Yani bitirdik Ay işlemleri de harika oldu. kenarlarına da böyle içine de dikişle doku vermiş olduk. Son derece güzel. Oldu mu? Çok hoş bir Evet, çalışma oldu. süper. Şimdi bunu da tamamladığımda bu sefer kes onun üzerine koy. Ortalarından tutturuyoruz. Şimdi bunu faz alanım çıkarıyorum. Hı. Kenarından artık bunu şey yaptığımız için, Kesiyorum. evet, sağlam bir kordonla tutturduk. Boş sarmadığımız için Plakanızda kesiyoruz. Neyle kesiyorum? çok güzel yorumlar geliyor bu sırada. Bayıldım. Ellerinize sağlık diyor katılımcılarımız. Ama şimdi ben burada bunu yaparken, bir de ben seviyorum ya, biliyorsunuz, şimdi bir şey daha göstermezsem zaten olmaz. Hemen bakın bir tanesini kestim. Daha sonra bunu ikinci katlarda da yapabilirler. Hı. Amacımız aslında her kalan artık kumaşın mutlaka güzel bir projeye döneceğini Evet. göstermek. Ve bu zamana kadar da aslında bütün yaptığımız canlı yayınlarda neredeyse bir sene olacak Dilek Hanım bu arada. Oldu mu? Oldu mu? Nisan'da başlamıştık galiba canlı Nisan'da başladı. yayınlarımıza. Bir dahaki bir Nisan'da. senemiz de olacak canlı yayınlarımızda. Evet. Ben biliyorsunuz nakış makinalarında işte çok çalışma yaptığımızda hocam benim makinamla olmaz mı sorusunu o kadar çok duyuyoruz ki Evet. yani manuel bir makinada da tabii ki manuel bir emekle, bu da önemli. Emeğimiz biraz manuel. Şimdi ben bunu kestim, çıkardım. Bir tane yaprağım kaldı. Kenarlarını daha, onlar tabii uygun bir şekilde, şimdi ben biraz kabaca hız yapıyorum. Ne yapabilirler? Mesela kotta zaten biraz saçak güzel durur, değil mi? Harika. İşte. Şurada dikerken büzgüler atabilirler, biraz içine alabilirler, menekşe tadı verebilirler. Ondan sonra ben bir tane de böyle yaprak yine kottan hazırlamıştım. Ondan sonra yaprakları bir şekilde monte edebilirler. Bir şeyde çıkarıp dikebilirler. Oldu mu? Bunlar her yere şöyle Evet. monte edebileceğimiz güzel çalışmalar. Şimdi diğerini de yapınca boyutlandırıyoruz. Hemen bir diğer projeden bahsetmek istiyorum. Diğer değil aslında ama geleyim. Bakın biraz daha büyük bir kasnakta, bu kez tül üzerine. Süper olmuş Dilek Hanım bu. Olur mu? Ben sadece Harika. şöyle, tülüm yoksa evde diğer kumaşlardan olur mu? Olur işte. Yani yaptığımız gibi son derece şık olur. Bir de tül üzerine sadece iki kat. Bakın iki kat olacak tülüm ve yine Hı. aynı çalışmayı yapabilirim. Burada da yaptığım uygulama aynı şekilde zikzakla kordonu tutturdum. Hı. Üzerine gittim. Aralarını dikişle boyutlandırdım. Üç boyut yaptım. Şimdi bunları kestiğimde birbirinin içine geçerek boyutlu bir çiçek elde edeceğim. Her yerde kullanabilirim bunu. Ellerinize sağlık Dilek Hanım. Sağ olun. Gerçekten harika bir fikir ve harika olmuş. Bunu çok kolay evinizde siz de gerçekleştirebilirsiniz. Aynen. Gerçekten ellerinize sağlık. Sağ olun. Bir artı daha. Örneğin bir kuzentem havasında çalışacaklarsa istediklerini bir boş bir dolu şeklinde Bu şu da şekilde de harika. çalışıp ama kenarına sonrasında mutlaka kordon geçirerek kesip uygulama yapabilirler. Dilek Hanım gerçekten harika, süper bir fikir. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Tekrardan. Hatta şöyle yapalım mı? Bir şey daha göstereyim mi? Olur Tülle tabii ki.
tül ile kombinleyebilirler. İşte Aa, benim Dilek Hanım zaten böyle çok daha güzel. oldum bunu yani benim de istediğim bu zaten bir böyle bir tül şeklinde bunu kestikten sonra bu şekilde fotoğraflarım mutlaka. Şu şekilde de çalışıp muhteşem işler Çok güzel. çıkarabilirler. Evet. Merve. Yok teşekkürler. Bulabilirsiniz. Diğer canlı yayınlarımızı aynı şekilde orada bulabilirsiniz. Elinize sağlık Dilek Hanım. Haftaya başka bir eğitim uzun. Görüşmek dileğiyle izleyen herkese teşekkür ediyorum ben de. Sevgiler. Evet. Teşekkürler. Sağ olun. Ah yorumları sonradan okuyamayacağım. Hepinize sonradan teşekkür ediyorum. Yorumlar gidiyor maalesef. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bütün mekanik makinalarımızda 61-60 sorusu için söylüyorum. Bütün mekanik makinalarımızda da dijitallerde de bu işleri yapabilirsiniz. Bütün makinalarımızda yapabilirsiniz bu işleri. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.